Maltepe'de yaşayan genç hemşire NG, yurt dışındaki gemilerde hemşirelik yapma ve 3500 dolar maaş alma vaadi sunan bir denizcilik firmasının ilanına başvurdu. Denizlerde çalışma hayali kuran NG, firma yetkilileri tarafından yurt dışı işlemleri ve eğitim bahanesiyle 30 bin lira ödeme yaptı. Ancak başvurusunu iptal etmek isteyen genç hemşire, parasını geri alamayınca dolandırıldığını fark etti. İnternet üzerinden yolcu gemisinde hemşire ilanına başvurdum. Daha sonra bana telefonla dönüş yaptılar. Görüşmeden sonra buraya davet ettiler, yüz yüze görüştük. Görüşmede birkaç ülkeyi gezeceğimizi, bu yolcu gemisinde hemşirelik yapmam gerektiğini söylediler. Ve bunun karşılığında 3.000-3.500 dolar arasında bir maaş olacağını söylediler. Sonra bir sözleşme çıkartıp bu sadece bir prosedür gereği, hiçbir geçerliği ve hükmü olmayan bir sözleşme maddeleri. Buraya imza attıktan sonra sizin sigorta girişinizi yapacağız. Daha sonra gemi adamı olur cüzdanı çıkartacağız, belgelerinizi hazırlayacağız ve işe başlayacaksınız dendi. Buna ben imza atmam dendiğinde de paranızı attınız zaten. Bu da zaten prosedür gereği, hiçbir kaygınız olmasın. İade etmek iptal etmek istediğinizde 14 gün içinde size paranızı tekrar bu kurumdan iade vereceğimizin sözünü veriyoruz dediler. Firma NG'ye ödemenin 14 gün içinde iade edileceğini belirtmişti. Ancak NG başvurusunu 3 gün sonra iptal etmek istediğinde firma tarafından defalarca oyalandı. Uzun süre ödeme yapılmayınca NG ofise giderek parasını geri talep etti. Yetkiliyle yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağdur genç hemşire, sürecin yasal yollardan devam ettiğini ve birçok kişinin aynı şekilde dolandırıldığını öne sürdü. Dedim ki, burası dedim bir şirket, evet. 14 gün içinde sana iade edeceğim. Tüketiciden alacaksın dedim, ben demedim.